Şimdi haftanın incilerine geçiyoruz. Doğan, ilk inci sende. Valla Amerika'dan bir inci, Trump'tan bir inci Adem. Belki sende Ama de vardı yapma ama ya, benim incimdi, yapma. çok Biliyorum, eğlenmiştim. nereden bahsedeceğini nereden biliyorsun Adem, bir dur. Ama yani çok eğlenceli ama ya. Hangisi o Yani ya? Ben çok keyifli bir inci. hadi ya, bak Tamam. kaçırmışım ben. Neyi o? Ne olmuş? Demiş ki Trump, benimle çalışmak çok eğlenceli ve kolay. Çünkü tüm kararları ben alıyorum, kimsenin çalışmasına gerek kalmıyor. Model Erdoğan, Model model Erdoğan. Ya abi, Trump'la Erdoğan'ın beyinlerini incelesen herhalde aynı çıkacak. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ha, bu bahsi açmışken söyleyeyim. Hani vakit olmadı, konuşamadık. Trump'ın kabinesi şey gibi, Survivor gibi. Her hafta birileri eleniyor. Her hafta. Bu hafta kim gitsin tutosu oynuyor Amerikan medyası. Böyle sürekli bir hatta şey, eğlenceli tablolar var. Böyle Beyaz Saray'ın üzerine portre fotoğraflar koyuyorlar. Her hafta birisi gidiyor. Üzeri çiziliyor böyle. Şu ana kadar kabinede gitmeyen kalmadı. Herkes kovuyor Trump. En son Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u kovdu. Bolton da şeydi. Şu böyle pos bıyıklı bir şey, bir şahıs. Hatta espri yapılıyordu. Trump bu adamı sevmez, bıyıkları yüzünden atar falan diye ilk gününden itibaren. Attı Trump Bolton'u da ve bayağı gürültü koptu. Çünkü Bolton 3. güvenlik danışmanıydı Trump'ın. Bolton da çok şahin birisi. Yani böyle Trump onun yanında şey kalıyor, makul kalıyordu. Yani durumu düşünebiliyor musunuz? Trump'ın makul kaldığı bir tabloydu. Bolton İran'la savaşı istiyordu. Yani savaşalım, ezelim, geçelim diyordu. Trump onu dizginliyordu. Ve bu konuda anlaşamadılar. Taliban konusunda da anlaşamadılar ve Bolton kovdu. Önümüzdeki hafta yeni bir isim açıklayacak. Tabi bunların hepsi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Hani şu an vakit yok, detayına girmeyeyim ama yani Trump çok eğlenceli bir adam yani. İstediği her hafta birilerini atıyor. Kimseye çalışma şey gerek kalmıyor. Her şeyi ben yapıyorum. Evet. Doğan, senin incin bu. Peki Adem'in incini patlatmış oldun. Adem, senin yedek incini alalım sıradaki. O zaman ben yine devam edeyim. Erdoğan dedi ki işte teröristlere 50 bin tır mühimmat, silah gönderilmesi kabul edilemez. Ya 50 bin tır, hani benim matematiğim kötüdür ama yani orada kaç tane YPG'li var? 50 bin tırı göndersen herhalde kişi başı 1,5 tır falan düşüyor. Yani bu kadar silah ne yapıyorlar ayrı bir konu. Ama gazeteci Erk Acerer'in güzel bir şeyi var. Yani, tır işine girmesen iyi olurdu. Ya şahaneymiş Pek gerçekten. girmesin o işe. Yani Evet tır abi. işine girmesen iyi olurdu. Evet, peki sıra bende. Bugün gördüm, AKP Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı. Çok üzülürüm bu Naci Bostancı'nın halinde, biliyor musunuz? Türkiye'den de iyi bir ahbaplığım vardı eskiden. Şimdi çok vahim geldiği nokta. Şimdi diyor ki, verdiği demeçte bir yerde konuşma yapmış. 2045-2050 yıllarında, bakın 2045-2050 yıllarında ekonomisi büyük ilk 5 ülkenin içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Hayat standartları en yüksek ilk 5 ülke içinde Türkiye'yi sayıyorlar. Dünyada sözü geçen ilk 5 içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Türkiye'nin istikbali parlak. İnşallah bu parlak istikbal daha da parlak kılacak bir akılla, bir iradeyle, bir kardeşle biz sağlayacağız. AK Parti sağlayacak diyor Profesör Doktor Naci Bostancı. Hey gide. Ve 2045-2050 yıllarında en büyük 5 ekonomiden biri olacakmış Türkiye. Vermiş gazı, ama böyle diyorlar diyor da kim diyor onu söylemiyor. Yani kim diyor peki kardeşim bunu, birisi sormamış ki, diyorlar da kim diyor bunu? Kaynak belirtmiyor, Naci Bostancı. Peki Doğan. Valla oraya açtın, o konuyu açtın. Ben bir şey söylemek isterim. Hı. İnce'ye geçmeden önce Naci Bostancı'yı da dahil olduğu bir ekibi kastederek Mümtazer Türkan'a, Ruşen Çakır'a verdiği röportajda çevrenden, arkadaşlarından yani bir kırgınlık yaşıyor musun diyor. İsim vermeyeceğim, kim olduklarını sen biliyorsun O onları. Naci Bostancı. Ama gelecekte diyor, gelecekte Hint fakirleri gibi itibar ve vicdan, merhamet dilenecekler. Hint fakirleri gibi itibar, vicdan ve merhamet dilenecekler diyor. O bahsettiği 3 yıldır kişi tutuk olan Mütezer. Naci Bostancı'dır ki, yani çok yakın arkadaştılar.
Mümtaz Ertürkköne ile Naci Bostancı. O ülkücü dönemlerinde çok iyi. Biz üçümüz beraber oturup çok sohbet etmişliğimiz vardı Türkiye'de. Ben işte aralarındaki yakınlığı oradan da çok iyi biliyorum. Yani Naci Bostancı ile Mümtaz. Ya en yakın hakkında Mümtaz Er Hoca gibi bir değerli bir kalem fikir. Ya bir kelime etmedin ya. Bir kelam etmedin ve o rejimde hala sen AKP Grup Başkan Vekili olarak ve Ankara Milletvekili olarak pozisyon alıyorsun. Yani. Hiç mi utanmıyorsun, hiç mi sıkılmıyorsun? Yani? Ayıp. Valla mevzu bitmeyecek. Ben bir şeyi, bir anekdot hatırlatmak isterim. Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan'la tutuklanmadan önceki dönemde, Türkiye'ye kurumlar gasp edilmeden önceki dönemde bir sohbetimizde, keyifli sohbetinde temkin durağı diye sanırım bir program yapıyorlardı televizyonda. O program sonrası sohbet ediyorduk. Şey dedi Ali Bulaç, yahu dedi 17-25 Aralık'tan sonra Türkiye'de olup bitenlere karşı sessizliği, benim camiam, bizim tarafın sessizliğini bir türlü anlayamıyorum, yakıştıramıyorum dedi. Farkındaydı çünkü o ölüm sessizliğini. Ahmet abi çok güzel, Ahmet Turan Alkan bir şey söyledi. Çok nükteden bir ifadeyle, Ali Bey dedi, ben senin camiana çok yakıştırıyorum bu ölüm sessizliğine. Ama biliyor musun, ben kendi camiama hiç yakıştıramıyorum demişti gülerek. O camianın isimlerinden bir tanesidir saydığın isim. Benzer onlarca isim gibi maalesef. Ya, yazık, çok yazık. Makam uğruna olmaması gereken şeyler. Bu dönemde çok insan itibar kaybı yaşandı. Yani çok insan. Peki devam edelim. Sıra Doğan sende. Ben de sanıyorum. Tamam, bir başka örnekle devam edeyim. Başka bir tweet okuyacaktım ama o dönemin başka isimlerinden bir tanesi. Liberal yazar Atilla Yayla diyor ki, Diyarbakır'da evlatları PKK'nın elini kurtarmak için eylem yapan asil annelerin gerçekleştirdiği eyleme Cem Yılmaz kardeşim bir sözü yok mu? Atilla Yayla Cem Yılmaz'ı hedef alarak bir sözün yok mu bu eyleme, destek vermeyecek misin diyor. Liberal akademisyen. Murat Bilgihan Özpek, genç ve liberal düşünceye sahip olduğum bilim akıllı bir akademisyen. Uzunca bir süredir takip ediyorum. Diyor ki, bu tip hadiseler iktidara verdiği desteğe ahlaki zemin bulmakta zorlanan yarı aydın, yarı akademik liberalimsiler için bulunmaz bir fırsat olarak görünür. Buldukları ilk ahlaki alana sığınıp bunun amigoluğunu yaparlar. Eminim ki anneler ve acıları zerre kadar umrunda değil ve devam ediyor. Liberal olduğunu iddia eden bir siyaset bilimi profesörünün HDP'nin PKK'ya militan temin ettiğini düşünmesi ve bu konuda İçişleri Bakanlığı yerine ülkenin en bilinen komedyenini göreve çağırması absürt bile değil. Çok güzel, evet, söylemiş. Bu da bir başka akademisyen. Sen İçişleri Bakanlığı'nı değil mi? Devleti, iktidarı göreve çağır. Evet, Cem Yılmaz komedyeni göreve çağırma. Harika. Evet, harika. Cem Yılmaz'ı göreve çağırıyor. Harika. Akademisyen. Evet Adem. Ben çok önemsediğim bir uzun bir şey okuyacağım, paragraf okuyacağım. Bahçeli'den. Bahçeli çok sayıda inci verdi aslında bugünkün demeçlerinde. Ben de birkaç tane i̇şte duruyor bakalım hangisi. Evet, kabine değişikliğini uygun bulmuyorum falan gibi şeyleri var. Yani muhalefet olarak kabine değişikliğine onay veriyor. Ama şu Susamam rap parçasıyla ilgili bölümü enteresan bir bölüm. Onu müsaadenle okuyacağım. Çünkü gerçekten ilginç bir zihin yansıması. Burada cümleye şöyle başlıyor Bahçeli. Ben her şeyi takip ederim diyor. Doğru, Bahçeli akşamlar oturup televizyon dizisi seyreder. Bunu da hep anlatır yani. Ya gözümden ben bir şey kaçmaz anlamında söylüyor. Gözümden benim bir şey. Evet. Ha. Yani bol bol televizyon seyreder. Böyle enteresan bir özelliği var. Dizileri. Hatta bir ara Çocuklar Duymasın dizisini favori izleyicilerinden biriydi. Bütün bölümleri taktik ezberleyecek kadar izlemişti. Diyor ki, aynen cümleyi okuyorum. Ben her şeyi takip ederim. Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse, her parçayı yönlendiren çevre Türkiye'yi karma karışık hale getirir. Her parçayı yönlendiren çevre, kimse bunlar. Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rapi iyi okumak lazım. Yazacak başka şey mi bulamadılar? Hadi söylemede becerileri var. Yazmadaki becerinin onlardan olduğu kanaatinde değilim. O kadar sosyolog, psikolog, sosyal ve ekonomik yönden birikimi olan insanlar o kavramları yan yana getiremez. Birileri hazırlamış vermiş, sen de bunu oku demiş. Çok tehlikeli şeyler. Şahane bir metinmiş gerçekten. Okumaya değdi. Evet.
Yani üst akıl, üst akıl, Annabelle üst akıl söylüyor bunları. Yani şimdi bu cümleyi, bu paragrafı kes, parçala, her cümleyi ayrı analiz et. Değer yani. Kesinlikle. Evet. İşte kafa bu, zihniyet bu. Peki ben de o zaman Bahçeli'den devam edeyim ince olarak. Bahçeli bu Süleyman Şah Türbesi ile alakalı gündeme getirdi, taşınmasıyla alakalı. Şimdi bu sefer sosyal medyada da bu bayağı bir geyik ve espri konusu da oldu. Süleyman Şah Türbesi'ne bir kez daha yol göründü dendi. Onun arkasından adı Evliya Çelebi olarak değiştirilsin diyenler de çıktı. Hatta şey deniyor, Google Maps ile Yandex haritadan çıkarma kararı almış Süleyman Şah Türbesi'ni. Devamı değiştiğinden dolayı sistemde sorun oluyormuş diye espriler de yapılıyor. Dolayısıyla bu haftanın incileri arasını ben de bunu koymuş oldum. Peki, Doğan. Vallahi ben de o zaman sana bir Süleyman Şah Türbesi incisi aktarayım. Sözünü ettiğim başlığa çok güzel bir başlıklarmış, bir gün gazetesi. Süleyman Şah Türbesi'ne yine yol göründü başlığına bir Twitter kullanıcısı Murat Bilge Ceylan. Süleyman Şah 2. üst üste, naaşım bu ay yine yatmadı. Naaşım. Demiş. Çok sevdim ben bunu. Naaşım bu ay yine yatmadı. Evet, evet. Ne çekti bu Süleyman Şah arkadaş ya? Ne çekti be? Vallahi ne çekti ya? Peki, sen Adem, sen de o zaman sıra. Bahsettik ama ben yine önemine binaen bu ifadeyi kullanayım, metinlerin ifadesini yine tırnak içerisinde okuyacağım. Arınç'ı kastederek, adam tam bir kibir abidesi ama kibri mütevazilik postunda. En tehlikeli kibir türüdür bu. Tevazu kisvesine bürünmüş kibir. Siyaseten duayen olduğuna inanır, müthiş hırslıdır, bir o kadar da kindar, kıskanç ve kaprislidir. Evet. Bu cümleleri metinlerin kendisi yazmaz, söyleyemez. Talimatla yazılmış şeyler ve Arınç'ı hedef alıyor. Hı hı. Evet, ve Arınç'ı hedef alıyor. Evet, peki. Bu hafta arkadaşlar Türkiye ile Moldova milli maçı vardı. Moldova'da, Kişinev'de. Maç esnasında kameralar bir afişi gösterdi. Önce onu ekrana getirelim, arkasından devam edeyim. Și toți cei care urmăresc acest meci să poată citi acest mesaj. El a scris în turcă ca să înțeleagă destinatarul său. Protestul este permanent. Vom folosi orice ocazie. Şimdi ekranda Moldova-Türkiye maçında Moldovalılar, bir kısım Moldovalı, Tayyip öğretmenimizi iade et diye pankart açıyor. Spiker de bu kamerayla orayı göstertiyor ve onun üzerine yorumlar yapıyor Moldova'da. Ve Tayyip, çünkü orada Moldova'da öğretmenler kaçırılmıştı bir istihbarat operasyonuyla. Bu da oldukça ilginçti. Burada gündeme getirmiş olayım. Doğan, sıra sende. Bir avukat, Ufuk Tekin ismi, güzel bir analiz yapmış. Yapa yapa doyamadıkları 5 kamusal bina var. 1 adliye, 2 cezaevi, 3 saray, 4 imam hatip, 5 cami. İlk ikisi toplumsal barışın giderek bozulduğunun, adliye ve cezaevi. Üçüncüsü yöneticilerin bunu umursamadığının, yani saray. Dört ve beşincisi de başarısızlıklarını örtmek için halka dini pompaladıklarının kanıtı demiş. İyi demiş. Çok demiş. İyi demiş. Gayet harika. Evet, Adem. O zaman bağlantılı olarak hemen haftanın incisini bence şey yapalım, ekleyeyim. Zaman Gazetesi'nin genel merkez binasını Bakırköy Adliyesi'ne veriyorlar ve oraya adliye yapacaklar. Öyle miymiş? Şimdi, ben de ne yapılıyor, ne oluyor diye merak ediyordum. Yeni Bostan'daki binası. Evet, şimdi evet, Bakırköy'deki adliye kendi çalışanlarına SMS'le bunu duyurmuş. SMS'le diyor ki işte yakında orası adliye binası olarak hizmet vermeye başlayacak. Şimdi üzerine uzun uzun konuşmak lazım bunun aslında. Yani bir gazete binasını gasp ediyorsun, yağmalıyorsun. Yağmaladılar cihazlarını, haraç merat, Serhat Arbayraklar sattılar, aldılar kendi kurumlarını. Yani resmen yağmaladılar o binayı, o kurumu, o kurumun mallarını. Yandaş medyanın yöneticileri, gazetecileri o kurumları, cihazları el altından sattılar. Bunun somut örneklerini biliyorum. Bunlar yaşandı, edildi ve şimdi de o binayı bir adliye binasına çevirecekler. Adalet. Şimdi siz vatandaş olarak... Adalet. Evet. Şimdi vatandaş olarak siz gittiniz. Binadan içeri giriyorsunuz ve adaletle ilgili bir işiniz var.
Girdiğiniz bina gasp edilmiş, çalınmış, yağmalanmış bir bina ve sırf sembolik olarak hani iktidarın bu artık kindarlığı mı diyeyim ya da gözü dönmüşlüğü mü diyeyim, yani adliye binasına ihtiyaçları varsa İstanbul'da bina mı yok? Ama sırf o zaman gazetesinin binasını bozup yıkıp orayı adliye çevirip işte orada yargılama yapma gibi bir psikolojiye sahip oldukları için düşünün, orada yapacaksınız ve insanlara adalet dağıtacaksınız bir gazete binasında. Yaparlar. Kim bilir, belki AKP'liler de orada yargılanır gelecekte, dönüştürürlerse adliye binası. Yani ben AKP'lilerin de orada yargılanmasını istemem. Burası bir gazete binası. Gazete binalarının böyle amaçlar için kullanılmaması gerekir. Bunlar Ensar Vakfı genel merkezi gibi yapabilirler de orayı. Yani ya şöyle, buradaki sorun şu arkadaşlar. Yani bakın, şimdi Zaman Gazetesi, yani cemaatle alakalı birçok kurumda aynı şey soruyor. İpek Medya'da, bizim kendi medyamızda yaşanan hadise. Ya bu Akın İpek'in çok güzel bir şey var. Ya bizim başarımızı kıskandılar, çekemediler diyor. Yani bu çok ciddi bir realite. Yani kendi medyalarının durumu ortada. Yani birisi bir şey başarırsa, ortaya güzel bir şey çıkarsa, aynısını yapamadıkları gibi bunu da yıkmanın hesabını yapıyorlar. Ya o binayı ben başında sonuna kadar yıllarca çalıştım orada. O bina bir medya binası. O binayı adliyeye çevirmek, o binayı yeniden yapmak gibi bir şeydir. Yani sırf şey olsun diye, hani akıllarınca intikam alıyor, akıllarınca zulmediyor, gazete binasını söküp adliye binası yapacaklar. Ya da meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Demek ki bir meşruiyet krizi de yaşıyorlar. Anadolu Ajansı'na verileceğine dair bir rivayet duymuştum ben. Adliye binası. Bakalım, evet. Peki, devam edelim. Şimdi bu hafta Erdoğan İmam Hatipliler buluşmasındaydı. Orada konuştu. Sakalının kesmesinin sebep olarak gençken İETT'de de sakalı yüzünden istifa ettiğini, kesmediğini söyledi. Hemen bunun arkasından gerçek ortaya çıktı. Özel sektörden aldığı teklif üzere İETT'den istifa etmiş. Onun da belgesi çıktı. Erdoğan'ın İmam Hatipleri'yle konuşurken kaptırdığı yalanlardan, hilafi vaki beyanlardan bir tanesi. Devam edelim. Doğan. Valla benim çok önemsediğim isimlerden bir tanesi eski büyükelçi Namık Tan. Malum eski Amerika, son Amerika'da büyükelçi, Washington büyükelçisi ve AKP döneminde atanmış bir Washington büyükelçisi. Suriye politikası ile ilgili diyor ki, giderek şeyi artırıyor, dozajını artırıyor eleştiri. Suriye politikamızda manevra alanı kalmadı. Trump ile Putin arasında sıkışıp kaldık. Söyleyen Türkiye'nin eski Washington büyükelçisi, ey ahali. Bu cendereden çıkmak için gerekli hamleyi yapacak gücümüz de yok. Vahametin farkında mısınız? Bunu söyleyen bir eski büyükelçi tekrar söylüyor. Evet. Elimizden ABD ve Rusya'nın yanı başımızda top çevirmelerini seyretmekten ve efelenmekten başka bir şey gelmiyor. Evet. Kastaman Hakikaten. Fotoğrafını koymuş. Evet. Dış fotoğrafı, dış dünyadan görünen fotoğrafı da budur. Sadece Suriye meselesi değil, sadece efeleniyor Türkiye. Bunu söyleyen eski Washington Büyükelçisi. Peki Adem, sıra sende. Bir klasik Erdoğan, yani bir Erdoğan klasiği daha doğrusu, bir AKP klasiği. Yargıtay Başkanı'nın oğluyla Mehdi Eker'in, eski Tarım Bakanı Diyarbakır'ın Mehdi Eker'in oğlu, evet, Futbol Federasyonu'na atanıyorlar ve tecrübe şartı da iptal ediliyor bunlar için. Benim de incele tecrübe, yani 5 yıllık oldu tecrübe kurulu da, evet, yapılıyor. Artık yani Yargıtay Başkanı'nın oğlu, hani çay toplamak ve beraber saray yemekleri dışında Yargıtay Başkanı'nın oğlu, Danıştay Başkanı'nın kızı, saray işleri ve AKP yargısından manzaralar. Ayrıca yani Mehdi Eker'in oğlu hangi vasıfla Futbol Federasyonu'na atanıyor? Ballı koltuklar bunlar. İyi paraların döndüğü alanlar federasyon ben işleri. Ben haberle dikkatimi şu çekti. Detay bir şey ama. Şimdi Mehdi Eker'in oğlu atanan, haksız yere atanan Yasin Eker. Adı Yasin. İsmail Rüştü Cerid'in oğlunun adı da Muhammed Enes. Yani İslamcı mahallenin çok sık koyduğu isimler bunlar çocuklarına. Şimdi çok sembolik. Çok hakikaten isimler çok bunlar. Ve
bu parsa içerisinde bunlar işte Yağma Hasan'ın böreği noktasında eş, dost, akraba, şu, bu. Sen işte Yargıtay Başkanı bir yere geldin. Erdoğan'ın karşısında önünü ilikledin. Karşısında da şunu 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 sebepleneceksin. Fakat isimleri ben uzun uzun isimlerine bakıp acı acı böyle baktım. Evet, Yasin Eker, çocuklarının da Enes, Muhammed Enes'miş. Peki devam edelim. Ben bir inci size söyleyeyim abi. Yani ne diyeyim ya? TRT Haber'in, siz nasıl patlatmadınız bu inciyi, ben şaşırdım. TRT Haber bir haber yaptı. 3000 yıllık cami restore edildi dedi. 3000 yıl. Bu eskiydi, yeni değil ki. Ha, yeni çıkmış ya, ben yeni gördüm. Haberde. Yok ya, o bir yıl fazla. Ha, ben yeni gördüm. Vallahi bilmiyorum. Yani benim... millet bayağı bir dalga geçti onunla. 3000 yıllık ha falan, güzel. İslam'dan önce cami. İslam'dan önce. Meğerse Muğla'daki antik kentte bulunan 3000 yıllık bir mabeti veya bir binayı cami olarak Osmanlı döneminde yapıyor. Daha onu restore ediyor. Yani AKP bürokrasisinin zeka ve kültür bilgi seviyesi açısından oldukça anlamlı, ama diyorsun ki bu bir yıl önceydi. Belki de ben yeni duydum arkadaş. Ya ben öyle hatırlıyorum. Böyle bir yani, böyle bir şey hatırlıyorum. Bu Yeniçeri ne döndü benim şey. Şimdi Yeniçeri şeyde, Yeni Cami'de vaaz dinliyor. Vaiz atıp tutuyor. Şu diyor, Yahudiler diyor Hazreti İsa'yı çarmıha geldiler. Şöyle yaptılar, böyle ettiler bilmem ne. Atıyor, tutuyor bilmem ne. Yeniçeri kafası dönüyor. Çıkıyor şeyden, Yeni Cami'den, Eminönü'nde. İlk karşısında Agob'u buluyor. Ulan diyor, neler yapmışsınız diyor şey İsa peygamber. Ya abe diyor, abe kuzum, ben yapmadım onu diyor. Kaç bin sene önce oldu diyor. Olsun diyor, ben yeni duydum kardeşim diyor. Ben yeni duydum. Dolayısıyla ben bu 3000'lik cami restore meselesini yeni duydum. Ama AKP bürokrasisi açısından, zeka, kültür, bilgi birikimleri açısından çok sembolik. 3000'lik camiyi restore etmişler. Peki. Doğru. Peki bir şey, bir altını çizeyim. İzleyicilerimizden siz de onu karıştırıyorsunuz diyenler olabilir. Muhtemelen konuştuğu isim Agop değildi. Çünkü Agop Ermi, Yahudi Ermi, ismi ha, değil, Ermeni ismi. Evet, o da o kadar. Peki sen de yani örneğimi mahvettin ya. Bütün şeyini öldürdün ya. Yok hayır, bilmiyorsunuz Türkiye'nin Yahudisi, Ermenisi demesinler. Peki Mişon. Abi Mişon demiş. Tamam, şimdi oldu. Peki Doğan, iyi oldu. Peki sıra sende, ama senin de bir örneğini mundar etmezsem sen görürsün. Beriz. Onun için ben pas geçtim, yok artık ben deyincim. Korkma, hadi bir şey demeyeceğim. Söyle. Alır mıyım hiç? Hadi incin var mı başka? Yok, bitti mi? Gerçekten. Peki tamam, Adem. Bir AKP yargı örneği daha. Arda Turan'ın cezası. Yani adamın işlediği suçlara bakar mısınız? Adam yaralama, hastane basma, tehdit vesaire her şey var. 2 yıl 8 ay hapis cezası alıyor ve ertelendiği için hapse falan da giremiyor. Şimdi gazetecilerin, akademisyenlerin tweet attığı için, yazı yazdığı için ya da öğretmenlerin kaçırıldığı, işkence gördüğü Türkiye'de bir futbolcu adam yaralama, silahla baskın ve benzeri suçlamalarla yargılanıyor. Ceza alıyor ama hepsi erteleniyor ve hiçbir şey olmamış gibi dolaşmaya devam ediyor. Evet. Peki. Günümüz Türkiye'si. Şimdi arkadaşlar şöyle bir habere ben rastladım. Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü'nün tıbbi cihaz ve medikal ürünler icradan satılıktır diye bir ilan yayınlıyor. Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü. Bu ilanda özel bir hastanenin hekim kadrosu da, bunun adı da var. Bütün o doktorlarla birlikte ürünler olarak hekim kadrosu da icradan satılıkmış. Bu ilan Cizre İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından verilmiş. Bu da yayınlanmış oldu günümüz Türkiye'sindeki inci olarak. Adem, Doğan'ın bittiği inci de, senin incin var mı daha? Benim bir tane daha. Evet, yani Osman Öcalan'ın ifade özgürlüğünü arada konuştuk, onu tekrar benim o bir tane ifade dediğim etmeye oydu. Gerekiyor. O tamam, o konuşulmuş oldu ama ifade özgürlüğünü de, ya abi Türkiye'de gerçekten ifade özgürlüğü ne kadar genişmiş abi be. Ha? Sağlam yani. Geçen bir konuşmuştuk yani, Canan Kaptancıoğlu 7 yıl önceki tweetinden ceza alabilir. Öcalan kırmızı bültende. İfade özgürlüğü kapsamında kırmızı bültenle aranırken TRT'ye çıkabilir. Çünkü
yasak olan şey iktidarı eleştirmek. Tabii. Yasak olan şey o. Özeti o. Tabii. Evet. Maskara bunlar ya. Vallahi maskara ya. Bunu da söylüyorlar. İşte ifade özgürlüğü kapsamında olduğu için kırmızı bülteninde aranan birisi pekala TRT'de konuşabilirmiş. Ama dediğim Canan Kaftancıoğlu konuşamaz, tweet atamaz. Evet Adem. Var mı başka? Yani birkaç tane var ama çok uzatmayacağım. Son Bahçeli'den yine bu hafta Bahçeli çok ilginç, güzel şeyler söyledi, Bahçeli paylaştı. Evet, yani dedi ki RT'ye, yani Erdoğan düşerse iç savaş çıkar dedi. Muhalefet Partisi lideri söylüyor. Cumhurbaşkanı lideri düşerse Erdoğan yaparsın. Erdoğan düşerse iç savaş çıkarmış. Evet. Ne mahkumiyetmiş arkadaş bu Erdoğan'a ya. Ne mahkumiyetmiş arkadaş ya. Vallahi. Vallahi ben onu şöyle anlıyorum. Bahçeli'nin temsil ettiği zümre şu an Erdoğan'ı düşürmeye çalışırsanız bu ülkede iç savaş çıkarırız diyor. Evet. İsterseniz arkadaş bir sonraki programlarından birinde şu anda Erdoğan mı Bahçeli'ye muhtaç? Bahçeli mi Erdoğan'a muhtaç? Dengeler bu koalisyonda nerede? Bir başlık olarak konuşalım bir ara bunu. Şimdilik programı uzatmış olmayalım. Evet, inciler bitti. Anladığım kadarıyla. Ama bir ince değil ama çok sevindiğim bir haber paylaşayım. Hep kötü şeyler paylaşıyoruz. Hep can sıkıcı şeyler anlatıyoruz. Gültekin Avcı bugün tahliye oldu. Evet. Yani inanılmaz sevindim. Çünkü çok saygıdeğer bir isim. Çok başarılı bir savcıydı. Çok güzel kalemi olan güzel bir gazeteciydi. Şeydi. Uzun zamandır resmen unutturulmuştu cezaevinde. Bugün şartlı tahliye, yani hukuki şeyle, adli kontrolle tahliye edildi. Umarım diğer gazeteci arkadaşlarımız da kısa süre içerisinde çıkarlar. Çünkü yani zulüm 3 yıl geçti. 3 yıldır bu insanlar cezaevinde, hücrede. Yakup Şimşek'in kızının mektubunu okudum. Yani birazcık vicdanı olan herkesin bu çağrılara, bu isyana kulak vermesi gerekir. Evet, öyle. Peki, bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.